Merhaba arkadaşlar, Python 3 derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde break ve continue deyimlerini göreceğiz. Zaten önceki derslerimizde ben break deyimini anlatmıştım. Belli yerlerde kullanmıştık hatırlıyorsanız. Ancak bu derste sırf bireye özgü bir ders olacak. Ardından da continue deyimini anlatacağım. Derse başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben bu continue deyimini çok fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Hatta belki de hiç kullanmıyorum. Hatta ve hatta bazen bunun e varlığından bile ya varlığını bile unutuyorum Python'daki varlığını. E, ancak bazı programcılar çok kullanıyor. E, yani bunu anlatacağım ama bu birek ve continue yani bireyi kullanmak sizin elinizde, continue kullanmak sizin elinizde. Python bize böyle şeyleri verdik. O yüzden anlatıyorum ben zaten. Ancak dediğim gibi e, bence çok kullanışlı bir şey değil continue. Zaten biraz da birazdan da örneğimizde göreceksiniz. Ancak ondan önce ben birek deyimini anlatmak istiyorum. Birek deyimi neydi? Hatırlayalım isterseniz. Program break deyimiyle ile karşılaştığı zaman döngümüz sona eriyordu. Break deyimi sadece bu arkadaşlar. Zaten Türkçe anlamı olarak da kırmak anlamına geliyor. Döngümüzü kuruyor ve bitiriyor arkadaşlar. Böyle düşünebiliriz. Şimdi önceki derslerimizi yaptığımız gibi yine bir kullanıcı girişi yapacağız. Bu kullanıcı girişi nasıl olacak? Kullanıcı iki tane bize bilgi verecek. Bir kullanıcı adını verecek bir de parolasını verecek. Bu sistemde kayıt olan parolaya eşitse bilek yardımıyla bu döngüden çıkacağız. Bu kadar basit. O yüzden ilk başta ben bir def kullanıcı diyorum arkadaşlar. Def kullanıcı diyelim mesela kullanıcı adımız yazılımcı olsun. Daha sonra def parola diyelim. Bununki de ne olsun? Gold'um olsun arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Daha sonra while true diyorum. Yani doğru girene kadar Döngümüz devam edecek arkadaşlar. O yüzden while true'yu kullanıyoruz. Daha sonra ben kullanıcıdan bir tane kullanıcı ismi isteyeceğim. E, bu kullanıcı isminde de input'ta alacağım. Şu şekilde kullanıcı bilgi verelim isterseniz. Ve kullanıcıdan parolamızı da aynı şekilde alalım. Burada parolayı ve kullanıcı adını alacağız. Ve şimdi kıyaslayacağız arkadaşlar. Şimdi ya kullanıcı adını yanlış girmişse ya da parolayı yanlış girmişse kullanıcıya biz yanlış e, giriş diyeceğiz ve kullanıcıyı uyaracağız arkadaşlar. Bu yüzden de kullanıcı dev kullanıcı eşit değilse ya da diyoruz arkadaşlar. Ya da'yı nasıl yapıyorduk? Or'la yapıyorduk. Yani ikisinden birisi doğru olursa burası doğru olacak arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz. Ya da diyoruz. Parolasını yanlış girmişse. dev parolaya eşit değilse. Anlamına diyoruz. 2'den birisi yanlış girince arkadaşlar bu burası doğru olacaktır. Çünkü or deyimiyle bağladık or deyimini. Bağlaçlar konusunu atmıştım Daha doğrusu e, bu if konusunu atmıştım If elif else'leri işlerken anlatmıştım. Eee kullanıcı ve parolasını ikisinden birini yanlış girse bile buraya girecektir arkadaşlar ve print biz direkt yanlış giriş diyebiliriz. Şöyle bir şey bırakalım. Yanlış geliş şeklinde bırakalım. Ancak diğer durumda arkadaşlar yani ikisine doğru girdiği an itibaren buraya girmeyecek ve else durumuna girecek. İkisine doğru girdiği an itibaren arkadaşlar biz hoş geldiniz yazabiliriz. Hoş geldiniz yazıyorum. Ve artık döngümüz bizim yani herhangi bir kullanıcı adını sormamak zorunda. Yani döngümüzü bitirmek zorundayız biz. O yüzden buraya break deyimini atıyoruz. Ve döngümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. İsterseniz hemen bir görelim kullanıcı adını istedi gördüğünüz gibi. Kullanıcı adı ve parolayı şöyle yazalım. Gördüğünüz gibi yanlış giriş dedi ve tekrar istedi. Burada if durumuna girdiği için bu else durumuna girmedi ve while girerek tekrar kullanıcı adımızı istedi arkadaşlar. Ve ben yazılımcı ve gollum yazıyorum. Yazılımcı ve gollum niye olmadı? Ha, burada iki tane L kullanmışız çünkü özür dilerim arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım isterseniz. Tekrar uygulamamızı çalıştırdık. Ve bu sefer doğru girelim demiştik. Yazılımcı ve Gold'umu girersem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hoş geldiniz dedi. Ve programımız sona erdi. Çünkü döngümüz sona erdi. Ve başka çalışacak bir şeyimiz kalmadığı için de e, döngümüz bitti arkadaşlar. birek gördüğümüz gördüğünüz gibi çalıştırıldığı anla itibaren o döngüden çıkmamızı sağlıyor arkadaşlar. Yalnız burada ee, bilmemiz gereken bir şey var. Şimdi mesela iç içe 4 tane, 5 tane while döngüsü olsun. Çok nadir olur böyle şeyler ancak. E, bu e, içinde bulunduğu döngüyü sonlandırıyor arkadaşlar. Yani diğer e, döngüler hiç karışmıyor. İç içe bizim bir sürü döngümüz varsa iç içe yazılmış. Bu sadece bulunduğu döngüyü ortadan kaldırıyor. Bu bulunduğu döng döngüyü sonlandırıyor arkadaşlar. Böyle düşünebiliriz. Birik bu şekilde. Bu arada ben şu telefonumu bir hemen kapatayım. Özür dilerim. Çünkü arada mesaj geliyor. Şunu kapatmak istiyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Yani bir bu şekilde kullanıyor arkadaşlar. Şimdi de continue deyimini göreceğiz. Continue devam etmek anlamında zaten. Continue ile çalıştırılınca döngümüzün en başına dönüyor arkadaşlar. Alttaki hiçbir şey yapmayarak döngünün direkt en başına dönüyor. Bunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Şimdi bu örnekte şöyle bir şey yapalım isterseniz. Listeler olsun arkadaşlar bizim. Listenin içinde 2, 3, 4 olsun. Daha sonra bir de for döngüsü yapalım isterseniz. For i e in range diyorum arkadaşlar. 1'den 10'a kadar. Yani 1 bir, 1'den 9'a kadar. Yani 9 dahil burada. Her şeyi bir listeye koyucu koyacak. Şimdi diyelim ki biz i e her döngüde değişik değerler alacak. Şimdi şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. Eğer i e in diyelim listelerin içindeyse. Bu arada bu in ne anlamına geliyor? Yani i listelerin içindeyse anlamı geliyor arkadaşlar. İçindeyse burası true olacak yani doğru olacak ve bu ifimiz çalıştırılacak arkadaşlar. Eğer burası doğruysa yani burada e, i'imizin değeri bunun içindeyse arkadaşlar ne yapalım biz? Continue yapalım. Bu arada takıldı galiba bu. Şunu kapatayım. Arkadaşlar PyCharm biraz takıldı o yüzden durdurmak zorunda kaldım videoyu. Devam edelim. Burada mesela i'miz bu listelerin içindeyse arkadaşlar biz continue diyelim. Bu continue'yu birazdan göreceğiz. Ancak değilse biz burada neyi bastıralım? Biz burada i'yi e bastıralım arkadaşlar. Yani şimdi hiçbir şey anlatmadım continue'da bunun farkındayım. Ne, ne bastığını göreceğiz ve ona göre anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 5, 6, 7, 8, 9 bastı. Gördüğümüz gibi 2 3 4'ü hiçbir şekilde basmadı arkadaşlar. Şimdi bunun nedeni ne? Ne demiştik? Continue döngünün en başında dönüyor. Bu zaten bilinen bir şey. Şimdi bizim bu i'mizin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diyelim arkadaşlar. Range 1'den 10'a kadar ki fonksiyonumuz bizim bunu oluşturuyor ve i her döngüde değişik değerler alıyor arkadaşlar. Mesela burada 2 aldığını düşünelim. Şimdi i'miz 2 alırsa e, diyoruz ki burada i in listeler. Yani listelerin içindeyse. i'miz ney 2 olduğu zaman burası doğru olacaktır. Çünkü 2 bu listeler yani listesinin içinde arkadaşlar. Doğru olunca da buraya girecek. Yani if'imizin içine girecek. If'te de continue diyor arkadaşlar. Ne demiştik? Continue direkt list e, döngünün başına dönüyor arkadaşlar. Continue döngünün başına döndüğü için bu alttaki hiçbir şeyi görmeyecek ve direkt döngünün başına gidecek arkadaşlar. Yani şu program alttaki hiçbir şeyi çalıştırmayacak direkt döngünün başına gidecek. Bu yüzden de bizim e, ikimizi bastırmadı. Aynı şey 3le 4 3 ve 4 işine geçerli arkadaşlar. 3 ve 4 olunca yine bu ife giriyor. kontinu yine çalıştırılıyor ve tekrar karşı döngünün başına gel geliyor. Yani buradaki alttaki hiçbir şeyi görmüyor arkadaşlar. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Mesela burada 5'te öyle bir şey olmadı gördüğümüz gibi. Yani 5'i bastırdık biz. Neden? Çünkü bu ife girmedi. İfe girmeyince buraya geldi arkadaşlar. Burada da print 5 diyerek 5'imizi bastırdı. Bu şekilde düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir deyim. Yani continue deyimi Python'da. Ancak biraz tehlikeli olabiliyor arkadaşlar. Bunu da size göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Mesela şunu silerim isterseniz. i eşittir 0 diyelim arkadaşlar. i eşittir 0 diyelim. Daha sonra mesela i e küçük while i e küçük 10 diyelim arkadaşlar ve while'ın içine girelim. Şimdi i'miz mesela i e eşit eşit 2 olduğunda arkadaşlar biz continue yaptıralım. Diğer durumlarda da i'yi e artıralım. Şimdi bu durumda pardon kafam biraz siye gitti. Özür dilerim. i'yi e de artıralım arkadaşlar diğer durumlarda. Şimdi bu durumda ne olacak? Şimdi sıfırdan başladı. Sıfırdan başladı arkadaşlar. Burası doğru oldu. Daha sonra buraya baktı. Burası doğru değil gördüğünüz gibi. O yüzden i'yi e bir e artırıyor. Daha sonra burası, burada i'miz 1. Daha sonra tekrar buraya geliyor. Burayı kontrol ediyor. Ancak burası doğru değil. Yani o yüzden tekrar i'mizi artırıyor arkadaşlar. Ancak 2 olduğu zaman da bura tekrar doğru oluyor ancak bu sefer de if'e giriyor. If'e girdiği zaman arkadaşlar bizim continue diyerek döngünün en başına gidiyor. Ama i'mizin değeri gördüğünüz gibi hala 2. Tekrar 2 küçük 10 diye kontrol ediyor. Ve tekrar buraya bakıyor arkadaşlar. 2 eşittir 2 mi? Evet doğru. Tekrar buraya geliyor. Ve tekrar değerimiz i'miz 2 olana dek. Pardon. E, i'miz 2 olduğu için tekrar böyle böyle arkadaşlar. Sonsuz döngüye giriyor. Çünkü biz i'mizi hiçbir türlü artırmıyoruz burada. Artırmadığımız için de. Yani burası sonsuz döngüye giriyor arkadaşlar. Continue deyimini ben bu yüzden sevmiyorum. Yani continue deyiminin e, kullanımı bazı yerler güzel olabilir ancak e, programımızı tehlikeye sokabiliyor yani mesela bir yerde bir şey fark etmezseniz e, bu i'nin artılmasını görmediği için bu durumda arkadaşlar e, sonsuz döngüye giriyor ve belki de fark edemeyeceksiniz böyle bir durumda e, yani zamanınızı alabilir anlamına diyorum e, ben o yüzden mesela hatta bir kere olmuştu bana ödev yaparken çözemedim de çözemedim mesela anlatabiliyor muyum yani continue kullanmıştım bir yerde, ondan sonra continue'ye bir türlü alışamadım arkadaşlar. Ee, böyle bir şey söyleyebilirim. Continue güzel kullanmak, yerinde kullanmak önemli. Yerinde kullanmadığınız zaman bu programımız bizim sonsuz döngüye girebilir. Yani sürekli while'in içine döner durur arkadaşlar. Continue deyimi bu yüzden biraz tehlikeli açıkçası. Arkadaşlar break ve continue bu şekilde. Ee, bir sonraki dersimizde daha e, bu döngüler konusu bitireceğiz. Ancak döngülerle işimiz bizim bitmedi. Döngüler programlarda çok fazla kullanılıyor. Gerek fonksiyonlarda, gerek mesela başka şeylerde çok fazla kullanıyor arkadaşlar. Ama döngüleri anladığımızı düşünüyorum. Anlamadığınız noktada lütfen e, yorumlarda sorun. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. E, bir de arkadaşlar bir ricam var. Lütfen soruları biraz daha açıklayıcı sorarsanız. Yani ne demek istediğinizi bazen anlayamayabiliyorum o yüzden. E, biraz daha böyle açarak sorarsanız ben de yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Daha iyi yardımcı olurum. E, bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.